Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde saat, dakika ve saniye dönüşümlerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle bir saatin 60 dakikaya eşit olduğunu, tam tersi şekilde de 60 dakikanın bir saate eşit olduğu bilgisini aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü birazdan soruları çözmeye başladığımızda bu bilgileri kullanacağız. O zaman sorularımıza başlayalım çocuklar. Burada 3 tane soru var. Çözmekle başlıyoruz. Öncelikle şunu hatırlayalım. 1 saat 60 dakikaya eşittir. Bu bilgiyi unutmayalım. Şöyle kenarda dursun. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz. 5 saat kaç dakikadır? Şimdi 1 saat 60 dakikaysa, bakın 1 saat 60 dakikaydı. 5 saat. Bunların da her birisinin 60 olduğunu düşünürsek 5 saat toplamda kaç dakikadır? 5 tane 60'ı toplamak çok uzun süreceği için ne yapıyoruz çocuklar? 60 ile 5'i çarpıyoruz. 60 ile 5'i çarparsak 300 dakika olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. 5 saat 300 dakikaymış. Yani saat sayısını 60 ile çarpıyoruz çocuklar. 3 saat kaç dakikadır? Ne yapmamız lazım? 1 saat 60 dakikaysa 3 saat kaç dakikadır? Nasıl buluruz bunu? 3 ile 60'ı çarparak. Evet, 3 ile 60'ı çarparsak 180 dakika olduğunu bulabiliriz. Bu arada dakikanın kısaltılmış hali DK şeklinde gösterilebilir çocuklar. Devam edelim. 8 saat kaç dakikadır? Evet, 1 saat 60 dakikaysa 8 saat kaç dakikadır? Ne yapıyoruz? 60'ı 8 ile çarpıyoruz. 6 kere 8 48. Sıfırı da eklersek 480. 8 saat 480 dakikaymış. Evet. Yani bir saatin kaç dakika olduğunu nasıl buluyormuşuz çocuklar? Saat sayısını 60 ile çarparak bulabiliyoruz. Devam edelim. Evet, şimdi burada demiş ki 2 saat 15 dakika kaç dakikadır? Yani bunların hepsini dakikaya çevirmemizi istemiş bizden, değil mi? Bunu çevirmeye gerek yok. Bu zaten dakika şeklinde. Ama buradaki saati ne yapmamız lazım? Dakikaya çevirmemiz lazım. Burası dakika. Burası dakika. Buradaki saati de dakikaya çevirmemiz gerekiyor. Nasıl yaparız çocuklar? 1 saat 60 dakikaydı, değil mi? 1 saat 60 dakika. O zaman 2 saat kaç dakikadır? Nasıl bulabiliriz bunu? 60 ile 2'yi çarparak tabii ki. 60 ile 2'yi çarparsak 120 dakika olduğunu bulduk. Yani 2 saat neymiş aslında? 120 dakikaymış. Bir de burada 15 dakika daha var. 120 dakikayla 15 dakikayı toplarsak kaç olur? Toplamda 135 dakika olur çocuklar. Devam edelim şimdi. 4 saat 20 dakika kaç dakikadır? Bakın bizden dakikaya çevirmemizi istemiş, değil mi? Bunu çevirmeye gerek yok. Bu zaten dakika şeklinde. Ne yapmamız gerekiyor? Şu 4 saati sadece dakikaya çevirmemiz lazım. Evet, 1 saat 60 dakikaysa 4 saat kaç dakikadır? Ne yapmamız gerekiyor? 60 ile 4'ü çarpmamız gerekiyor. Evet, 60 ile 4'ü çarparsak 240 dakika olur çocuklar. Yani biz 4 saati ne bulduk burada? 240 dakika olduğunu bulduk. Şimdi 240 dakikaya 20 dakika eklersek kaç olur? 260 dakika olur çocuklar. Yani 4 saat 20 dakika 260 dakikaya eşitmiş. Devam edelim. Şimdi buraya geldik. 6 saat 10 dakika kaç dakikadır? Hemen bakalım. Bizden dakikaya çevirmemizi istemiş. Bunu çevirmeye gerek yok. Zaten dakika. Sadece ne yapmamız gerekiyor? 6 saati dakikaya çevirmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? 1 saat 60 dakikaysa 6 saat kaç dakikadır? Ne yapıyorduk? 60 ile çarpıyorduk. 6 çarpı 60. Evet. Kaç olur? 360 dakika olur. Çarptığımız zaman. O zaman ne diyoruz? 6 saat 360 dakikaymış. 10 dakikayı da eklersek 360 ile 10'u toplarsak 370 dakikaya eşit olur. Silelim. Ne yaptık çocuklar? Şu dakikaları değiştirmiyoruz, değil mi? Dakika, dakika. Sadece saati de dakikaya çevirip topladık. Bizden neye çevirmemizi istiyorsa ona çevirip topluyoruz. Devam edelim.
Evet, şimdi tam tersine bakalım. Biz dedik ya bir saat 60 dakikadır. Şimdi tam tersi 60 dakikada bir saate eşittir. Şimdi bununla ilgili sorular yapalım çocuklar. Hemen başlıyoruz. Evet, 80 dakika kaç saat ve kaç dakikadır? Öncelikle buna bakalım. Şimdi 60 dakika bir saat değil miydi çocuklar? Yani 60 tane dakikayı toplarsak bir saat oluyor. Peki bu 80 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika var? Bunu hangi işlemle bulabiliriz? Tabii ki bölme işlemiyle bulabiliriz. Ne yapıyoruz? 80'i 60'a bölüyoruz. Neden 80'i 60'a bölüyoruz? 80 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika var? Yani kaç tane 1 saat var? Aslında bunu bulmaya çalışıyorum. Evet, 80'in içinde 60 bir kere var. Bir kere 60, 60 çıkarıyorum. 0 ve 2. Şimdi burası çok önemli. Burada yazan sayı bize saati verir. Şurada yazan sayı bize dakikayı verir. O zaman diyoruz ki 80 dakika neymiş? 1 saat 20 dakikaymış. Bakın 1 saat 20 dakika. Şimdi devam edelim. 150 dakika kaç saat ve kaç dakikadır? Bunu nasıl buluyoruz çocuklar? 150'yi 60'a bölüyoruz. Peki 150'yi neden 60'a bölüyoruz? 150 dakikayı neden 60 dakikaya bölüyoruz? 150'nin içinde kaç saat var? Bunu merak ediyorum. Kaç tane 60 dakika var? Yani kaç tane 1 saat var içinde? O yüzden 60'a bölüyorum. 150'nin içinde 60 2 defa var. 2 kere 60 120. Çıkarıyoruz. 0, 3, 0. Evet, ne demiştik? Burada yazan sayı her zaman saati verir. Şurada yazan, kalan kısmında yazan sayı ise her zaman dakikayı verir. O zaman diyoruz ki 150 dakika 2 saat, bakın burada 2 saat 30 dakikadır. Evet, devam edelim. Neden dakikaları 60'a böldük çocuklar? Çünkü 60 dakika 1 saate eşitti. Yani bu dakikaların içinde kaç tane 60'ı var? Kaç tane 60 dakika varsa demek ki o kadar saat vardır. Devam edelim. Ha, şurayı silmeyi unutmuşuz. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Yine dakikayı saate ve dakikaya çevireceğiz. Evet, başlayalım. 248 dakikanın içinde kaç saat ve kaç dakika vardır? 248'i ne yapmam lazım çocuklar? 60'a bölmem lazım. Neden 60'a bölüyorum? Çünkü 248 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika varsa demek ki o kadar saat var demektir. Evet, 248'i 60'a bölelim. Kaç defa var? 4 kere var. 4 kere 60, 240. Çıkarıyorum. 8, 0, 0. Evet, ne demiştik? Şurada yazan sayı, bölüm kısmında yazan sayı her zaman saati verir. Kalan kısmında yazan sayı ise dakikayı verir. O zaman diyoruz ki 248 dakika 4 saat ve 8 dakikadır. Devam edelim çocuklar. 192 dakika kaç saat ve kaç dakikadır? Nasıl buluruz bunu? 192'yi 60'a bölerek. 192'nin içinde 60 kaç defa vardır? 3 defa vardır. 3 kere 60, 180. Çıkarıyorum. 2, 1 ve 0. Evet, ne demiştik? Bölüm kısmında yazan sayı her zaman saati verir. Kalan kısmında yazan sayı her zaman dakikayı verir. O zaman diyoruz ki 192 dakika 3 saat 12 dakikadır. 3 saat 12 dakikaya eşittir. Evet, bunları silelim. Ve devam edelim çocuklar. Evet, şimdi yeni bir bilgiye geldik. Saati dakikaya çevirdik. Dakikayı saate çevirdik. Bunlar bitti. Şimdi dakika ve saniye arasındaki ilişkiye bakalım. 1 dakika 60 saniyeye eşit ve 60 saniye de 1 dakikaya eşit çocuklar. Tam tersi şekilde. 60 saniye 1 dakikaya eşit ve 1 dakikada 60 saniyeye eşit. Bu bilgileri unutmayalım çünkü bundan sonra çözeceğimiz sorularda bu bilgileri kullanacağız. O zaman hemen başlayalım. Evet, öncelikle kolay sorularla başlıyoruz.
Öncelikle bilgimizi hatırlayalım. 1 dakika 60 saniye, değil mi? 1 dakika 60 saniye eşit. O zaman demiş ki 8 dakika kaç saniye eşit? Bakın 1 dakika 60 saniye ise 8 dakika kaç saniyedir? Nasıl bulurum bunu? Bir tane dakika 60'tı. O zaman 8 ile 60'ı çarparsam kaç saniyeye eşit olduğunu bulurum. 8 kere 6 48. Sıfırı da eklersem 480 saniye, değil mi? Saniye kısaca SN olarak da gösterilebilir çocuklar. Unutmayalım bunu da. 480 saniye eşit. Şimdi devam edelim. 5 dakika kaç saniyedir? 1 dakika 60 saniye ise 5 dakika kaç saniyedir? Ne yaparız o zaman? 5 ile 60'ı çarparız. 5 kere 6 30, yanına 0'ı da eklersek 300. 300 saniyeye eşit. Devam edelim. 1 dakika 60 saniye ise 10 dakika kaç saniyedir? Nasıl buluruz bunu? Tabii ki 10 ile 60'ı çarparak. Evet, 10 ile çarpmanın kısa yolu neydi? Sayıyı aynen yazıp sıfırı yanına ekliyorduk, değil mi? 600 saniyeye eşit oldu. Devam edelim. Dakikayı saniyeye nasıl çeviriyormuşuz yani? 60 ile çarparak çocuklar. Dakika miktarını 60 ile çarparsak kaç saniyeye eşit olduğunu bulabiliyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. 2 dakika 20 saniye kaç saniyedir? Şimdi bakın bizden saniyeye çevirmemizi istemiş, değil mi? Burası da saniye zaten. Buna dokunmaya gerek yok. Sadece şuradaki dakikayı neye çevirmem lazım? Saniyeye çevirmem lazım ki bu ikisini toplayabileyim. Peki 1 dakika 60 saniye ise 2 dakika kaç saniyedir? Nasıl bulurum bunu? 60 ile 2'yi çarparak tabii ki. 60 ile 2'yi çarparsak 120 saniye. O zaman ne diyoruz? 2 dakika neye eşitmiş çocuklar? 120 saniyeye eşitmiş. 120 saniye. Evet, 120 saniyeye 20 saniye daha eklersek kaç olur? 140 saniyeye eşit olur çocuklar. Devam edelim. 5 dakika 32 saniye kaç saniyedir? Bakın saniyeye çevirmemizi istemiş. Burada zaten saniye var. Buna dokunmama gerek yok. Sadece şuradaki dakikayı neye çevirmem lazım? Saniye yapmam lazım. Evet, 1 dakika çocuklar 60 saniyeye eşit olduğuna göre 5 dakika kaç saniyedir? Nasıl bulurum bunu? Tabii ki 5 ile 60'ı çarparak. Evet, 5 ile 60'ı çarparsak kaç olur? 300 saniye olur. Demek ki 5 dakika neye eşitmiş? 300 saniye. Bakın 300 saniye burada var. 32 saniye de burada var. İkisini toplarsak kaç olur? 332 saniye olur çocuklar. İşte bu kadar kolay. Bir dakikanın 60 saniye eşit olduğunu unutmayalım. Evet, şimdi tam tersi. Bir dakikayı 60 saniye eşit olduğunu öğrenmiştik ve bununla ilgili sorular çözdük. Şimdi de tam tersi. 60 saniye de bir dakikaya eşittir. Biraz da bunlarla ilgili sorular çözelim. Evet, başlıyoruz. 180 saniye kaç dakikadır? Şimdi bakın buraya çocuklar. 60 saniye 1 dakikaya eşit değil mi? Yani 60 tane saniye bir araya geldiğinde daha yeni 1 dakikaya eşit oluyormuş, değil mi? Diyor ki 180 saniye kaç dakikadır? Şimdi 180'in içinde kaç tane 60 saniye var? Önce bunu bulmam gerekiyor. Kaç tane 60 saniye varsa içinde demek ki o kadar dakika vardır. Bunu öğrenmek için ne yapmam gerekiyor? 180'in içinde, 180 saniyenin içinde kaç tane 60 saniye var? Kaç tane 60 saniye var? Bunu ne yapıyorum? Bölerek bulabilirim tabii ki. Evet, 180'i 60'a bölersem 3. 3 kere 60, 180 çıkarıyorum. 0, 0, 0. Evet, burada yazan sayı bize her zaman neyi verirdi çocuklar? Hatırlayalım. Saat, pardon, saat değil, dakikayı verirdi. Değil mi? O zaman diyoruz ki 180 saniye 3 dakikadır. Evet, devam edelim. 250 saniye kaç dakika ve kaç saniyedir?
Şimdi 250 saniyenin içinde kaç tane 60 saniye var acaba? Kaç tane 60 saniye varsa demek ki o kadar dakika vardır, değil mi? 250 saniyenin içinde kaç tane 60 saniye var? Bunu nasıl bulurum? Tabii ki bölerek. 250'yi 60'a bölersem 4 defa vardır. 4 kere 60, 240. Çıkarıyorum. 0, 1 ve 0. Burada yazan sayı her zaman dakikayı, şurada yazan kalan kısmında yazan sayı ise her zaman saniyeyi verir. Yani 250'nin içinde kaç tane 60 saniye vardır? Yani kaç tane 1 dakika varmış içinde? 4 dakika. Evet. Ve 10 saniye diyoruz. Zaten bölme işlemi yapınca cevabımız direkt ortaya çıkmış oluyor. Şimdi şuraya bakalım. 318 saniye kaç dakika ve kaç saniyedir? Şöyle yazalım. 318 saniyenin içinde kaç tane 60 saniye var? Kaç tane 60 saniye varsa o kadar dakika vardır, değil mi? O zaman 60 saniyeye bölelim bunları. 318'in içinde 60 5 defa vardır. 5 kere 60 300 çıkarıyoruz. 8, 1 ve 0. Hemen yazalım o zaman. Neymiş? 5 dakika ve 18 saniye varmış. 5 dakika ve 18 saniye. Çocuklar biz bu saniyeleri neden 60'a böldük? Çünkü 60 saniye demek zaten 1 dakika demektir, değil mi? Bu zaten 1 dakikaya eşit. Yani bu sayının 318'in içinde 60 saniye kaç tane varmış? 5 tane. Demek ki diyoruz ki 5 tane dakika varmış içinde. Bu yüzden 60'a bölüyoruz. Niçin 60'a böldüğümüzü unutmayalım. Bir sayının içinde kaç tane 60 saniye varsa demek ki o kadar dakika vardır içinde. Bunları siliyoruz. Biraz karışık gibi görünse de aslında mantığı çok kolay olan bir konu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.